maçı, Türk futboluna renk katan Fenerbahçe Galatasaray maçı, Serhat Uluer'in Can Tanrıyar iddiası ve stüdyomuzda kuaförümüz Faruk Gürcan hazır. Yung'un ortası. Wagen ağzından seken top Hakan vuruyor ve 87. dakikada Galatasaray Fenerbahçe karşısında 2-1 öne geçiyor. Gol Hakan, dakika 87. Tugay'ın yerine oyuna giren Yung'un köşe atışı, Hakan topu iyi takip ediyor ve Fenerbahçe ağlarına işte böyle yolluyor. Galatasaray'a galibiyet getiren gol tekrar tekrar ekranlarınızda. İşte arkadaşımız Fenerbahçe muhabiri Can Tanrıyar'ın bu gol esnasındaki üzüntüsü. Galatasaray muhabiri Serhat Uluerenle girdiği saç iddiasında kaybeden taraf Can Tanrıyar. 15 yıl önceki iddianın kazananı Galatasaray muhabiri Serhat Uluer'in, kaybedense şimdiki yapımcı, o zamanki Fenerbahçe muhabiri Can Tanrıyar'dı. Tanrıyar, ipeksiz saçlarına inecek darbelerin mesulü olarak Ahmet Çakar'ı gösteriyordu. Bir şey sormak istiyorum Serhat'a, bu hakkıyla derken. Maçtan önceki röportajlarına baktım, tabii çoğu yayınlanmadı. Sürekli bütün Galatasaray yöneticilere işte Ahmet Çakar hakem olması handikap mı falan diye devamlı bir soru vardı. Nedir yani bu işin perde arkası? Ahmet Çakar'la bu Galatasaray ilişkisini ben anlayamadım. Yok, Ahmet Çakar biliyorsunuz Galatasaray maçlarında kırmızı kart gösterdiği için özellikle son 2 yılda bir soru işareti var tabii yöneticinin kafasında da. Ancak 90 dakika sonunda Ahmet Çakar gerçekten mükemmel bir yönetim gösterdi bana göre. Ahmet Çakar günah çıkardı yani. Yok, öyle katılmıyorum ona. Can Tanrıyar'ın olayı Çakar'a yıkma gayretleri de sonuç vermedi. Ve Galatasaray Can'ın saçlarının kesilmesine neden oldu.